Sin kare x cos var bizden cos istiyor. Demek ki arkadaşlar aslında şu sin kare x gördüğünüz yere siz 1 eksi cos kare x yazarsanız burada zaten 1 eksi c var. E o zaman bunları bakın sadeleştirince 1 artı c eşittir 7 bölü 4 oldu. C de buradan 7 bölü 4'ten 1 çıkarırsak 3 bölü 4 olmuş oldu cevap a şıkkı. 1830 şimdi 360 1800'ü bölüyor. O yüzden demek ki burada kalan 30. Yani bu sin 30. 945'i düşüneyim şimdi. 1080 eksi 945'e de 360'ın tam katı olan 1080'e eklersek böylece burası da 35 135 derece oluyor. Tan 135 oldu burası. Sin 30 1 bölü 2. Tan 135 eksi 1 cevap eksi 1 bölü 2 oldu. C şıkkı. Bu arada şunu diyebilirsiniz. Hocam neden 1080 eklediniz? Orada aklıma geldiği için. Eğer aklınıza gelmezse ne yapacaksınız? Önceki sorularda söylemiştim. Eksi 945 eksi yokmuş gibi 360'a böleceksiniz. Kalana bakacaksınız arkadaşlar. Sonra kalan da burada hemen bir bakayım. 360 135 düşünüyorum. E, 225 olacak ama... Eksiyi başına koyunca eksi 225 olacak. Artık en son bir daha 360 ekleyeceksiniz. Yine 135 olacak. Böyle bir şey yani. Burada bir mahsur yok. Ben hemen orada pratik olarak aklıma geldiği için 1080'i ekledim. Tanaya bakmak için dik üçgende birazcık tabii çok basit Öklit özelliğini kullanmak gerekiyor. Çünkü bir koordinat verildiği zaman aslında bir dik kenar 8. Yine bir dik kenar verilmiş oluyor 4. Dikten dikindiğinde Öklit hatırlayın. Buraya P dersek 8 çarpı P 16'dır. Böylece P 2 olur. P 2 olduğu için de tan A 4 bölü 2'den 2 gelecektir C şıkkı. 4 sin x 4 eksi cos kare x demiş. Sin x'i istiyor. Tek bilinmeyene düşürmek denklem çözmek için çok önemli. O yüzden cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazmak önemlidir arkadaşlar bu soruda. 4 s artı 4 ...eksi 1 artı s kare olacak. S diye yazayım ki denklemi daha iyi görün. Bir de eksi olduğu için dağıttım. O yüzden eksi 1 artı s kare oldu. Artık bundan sonra arkadaşlar... ...s kare artı 4s artı 3 eşittir 0. Böylece s artı 3 çarpı s artı 1 eşittir 0. S eksi 3 olabilir mi? Sin x eşittir eksi 3. Buradan s, s dediğim yani sin x eşittir eksi 1 oldu. Cevabımız c şıkkı. A ve b dar açılar. Tan a, tan b ise... A büyüktür, B'dir arkadaşlar. Buna göre kot A kot B'den büyük küçüktür demiş. Örnek vereyim bakın. Bu 30 derece olsun, bu 20 derece olsun. O zaman kot 30, kot 20'den küçük müdür? Evet, çünkü kotanjant da sıfıra yaklaşınca büyüyor. Doğru. Sin A büyüktür, sin B'dir. Aynen tan gibi arkadaşlar, dar açılarda sinüs de sıfırdan 90'a gittikçe büyür. O yüzden A büyüktür, B, sin A büyüktür, sin B olur. Yine kosinüs de aynen kotanjant gibidir, tam tersidir. Sıfıra yaklaştıkça daha büyüyecektir arkadaşlar. Bundan dolayı kos A, kos B'den evet küçük olmalı. Çünkü bu büyük açı, bu da küçük açı ters ilişkili. Bu yüzden cevap 1, 2, 3, E şıkkı. Buradaki TZ, PS alanı aslında şu. Buraya F üstü diyeyim. Buraya da arkadaşlar L üstü diyeyim. İşte şuradaki L, L üstü, F, F üstü alanına da eşit. Bundan dolayı artık orada tan alfayı vermiş ya bize... YT ve KZ'de verilmiş 18 olarak. RP ve P, NS de 15 verilmiş. Demek ki şöyle 18 olduğu için burası da 15 olduğu için F üssü B'ye 3 kalacak. Tanjant alfa 4 olduğundan dolayı karşısı 12 birim olmalı ki 12 bölü 3'ten 4 gelsin. Karadik prizma dediğini sakın unutmayın. Haliyle bu FL de bu yüzden 12 olur. Sonuçta bu kenarlar birbirinin aynısı. Bu yüzden bu karenin alanı şuradaki alan aynı zamanda bu alana eşit 144 D şıkkı. ABC'nin alanını bulurken şöyle bir yükseklik ve şu tabandan yararlanacağım ben arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim. Şimdi burası şu kenar şu açı 90 eksi alfa. Buraya x diyeyim buraya y diyeyim. x bölü 1 yarı çap 1 olduğunu unutmayın birim çember. Cos 90 eksi alfa değil mi? O zaman x buradan 90 eksi alfadan dolayı sin alfa olur. Yine aynı şekilde y bölü 1 karşı bölü hipotenüsten dolayı sin 90 eksi alfa. Haliyle y de 90 eksi alfadan kosa döner. Y eşittir kos alfa olur. Demek ki şu uzunluk kos alfa tabii ki kenara dikindiğinde kirişe dikindiğinde ikiye böler. Bu yüzden burası da kos alfa olur. X'i de arkadaşlar sin alfa bulduk. Zaten yarı çapta 1'di. Bir üçgen oldu bakın şu şekilde yüksekliği 1 artı sin alfa tabanı da 2 cos alfa bunları çarpıp 2'ye böleceğim. 2 cos alfa çarpı 1 artı sin alfa bölü 2 cos alfa artı cos alfa çarpı sin alfa bu üçgenin alanı geldi cevap E şıkkı. 6 birim burası verilmiş 8 birim burası verilmiş. Direkt ben burada sinüs teoremi derim. Niye biliyor musunuz? Açı kenar açı kenar karşısındaki 8 bölü sin 2x eşittir 6 bölü sin x. Sin 2x arkadaşlar 2 sin x çarpı cos x'e eşittir. Böylece sin x'ler sadeleşir. 4 bölü cos x sadeleştirdiğimiz zaman 6'ya eşit olmuş oldu. 4 bölü 6 eşittir içler dışlardan cos x. Yani 2 bölü 3 b şıkkı. 1 eksi cos x, 1 artı cos x. Kök var. Nasıl kurtulacağız? Aslında mevzumuz yine yarım açı ile ilgili. Yarım açıda her zaman 2x beklemeyin. x de x bölü 2'nin arkadaşlar sonuçta 2 katı. Ve bak ne yapacağım? 1 eksi, 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 diyeceğim. Haliyle birler gidecek. Eksi eksiden 2 sin kare x bölü 2 olacak. Payda için aynı yorum. Ama bu sefer birden kurtulmak için 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 yarım açı. Ve tabii ki hemen orada birler yine gittiği için burada da 2 cos kare x bölü 2 kaldı. Şimdi önemli 2 sin kare x bölü 2 2 cos kare x bölü 2 kök içine aldım. Burada arkadaşlar mutlak tan x bölü 2 diye çıkaracağım. Neden? İkiler gitti. Sin kare bölü cos kare nedir? Tan karedir tanın karesinin kare kökü de mutlak olarak çıkmalı. Şu an tanın işaretini bilmiyorsun. Hemen bodoslama çıkarma. Ne yapacağız? Burası önemli. Soru da şuraya yıldız koyalım. Bunu niye vermiş? Kosinüs ve kotanjant nerede ters işaretlidir? Üçüncü bölgede bu eksiyken bu artı ya da dördüncü bölgede bu artıyken iken bu eksidir arkadaşlar. Haliyle birisinin artı olduğu yerde diğerinin eksi olması gerekiyor. Buna göre bakarsak her türlü tan x bölü 2 arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer dördüncü bölge ise şimdi dördüncü bölgedeki bir açının 270 ile e, kaç arasında olduğunu biliyoruz. 360. 2'ye bölersek 160 ile 180 arasında bir açı olur. Bu da ikinci bölgeye karşılık gelir. Böylece burası eksiyle çarpılarak çıkar. İkinci bölgede tanjant negatif. Aynı şekilde eğer biz dersek yok bu üçüncü bölgeymiş. O zaman burada kotanjant pozitif doğal olarak tanjant x pozitif. Haliyle arkadaşlar x 270 ile 180 arasında olduğundan 2'ye bölersek bu sefer 90 ile 180 arası olur. Yine ikinci bölge olur. Her türlü bu eksi tan x bölü 2 diye çıkıyormuş. Bunu biz şimdi sin x ile çarpacağız. Burası da önemli. Yukarıya yazıyorum. Eksi geri döndürüyorum. Sin x bölü 2'ye, cos x bölü 2'ye ve burası da arkadaşlar 2 sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2. Cos x bölü 2'ler gitti. Eksi 2 sin kare x bölü 2 artı cos x. Hemen bunun yerine ne yazacağım? Normalde kenarda hatırlayalım. 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 cos x olduğu için o zaman eksi 2 sin kare x bölü 2 yerine cos x eksi 1 yazarız. Bir de yanında cos x var. 2 cos x eksi 1 oldu. Cevap D şıkkı. Şimdi burada hemen size küp farkını hatırlatmam gerekiyor. Belki o yüzden gitti bazılarınızın sorusu. A B çarpı A kare artı B kare artı AB. Dolayısıyla burada 2 C karenin kübü o yüzden 2 C kare eksi 1. Yani A eksi B yaptım şimdi. 2 C karenin karesi 4 C üzeri 4 artı 2 C kare artı 1. Aşağıya bak 4 C üzeri 4 artı 2 C kare artı 1 duruyor bunlar sadeleşti. 2c kare eksi 1 artı 2 sin bölü cos. Kosekant ne yapar? Zaten kosekant 1 bölü sin x'dir. Ters çevirirsek 2 şey 2 diyorum sin kare x olur. O zaman 2 eksi sin kare x oldu arkadaşlar. Hemen eksi 1 artı 2'den de 1 eksi sin kare x nedir? Cos kare x'tir. Bu zaten c dediğim cost'u. 2 cos kare x artı cos kare x'ten 3 cos kare x yaptı cevap c şıkkı. Aslında şu A'yı tahmin etmek zor değil. Çünkü dar bir açıda sinüsün 3 olma ihtimali var mı? Yok. Köküç bölü 2 olabilir. Demek ki bu 2 ile çarpılmış. Diğeri de o zaman 1 bölü 2 olur. Yine 2 ile çarpılmış 1 olmuş. Hakikaten de alfa bakın 60 dereceyken sinüs 60 köküç bölü 2'dir. Kos 60 1 bölü 2'dir. Bu tahmin ediliyor. Gelelim tanjant beta ve kotanjant beta'ya. Şimdi arkadaşlar A çarpı tanjant beta oldu. A B ile çarpılmış pardon. Sonra kotanjant beta da B ile çarpılmış ve bunların çarpımı 16 olmuş. Normalde tanjant beta ile kotanjant beta'nın çarpımı kaçtır? 1'dir. Demek ki B kare 16'ymış. B arkadaşlar buradan 4'müş. B 4 olduğuna göre A da 2 olduğuna göre toplamları 6 oldu. E şıkkı. Hemen şunu da söyleyeyim. Neden hocam peki B eksi 4 olamaz? Dar açıların tanjantı ve kotanjantı negatif değil ya. O yüzden B de otomatik olarak pozitif oldu.